Ve kralın standındayız. 10 numara 5 yıldızlı bir stand çıktı karşımıza. Değerli perdeciler, değerli ev tekstilcileri, hemen hatırlatmak istiyorum efendim. Davillo Perdesen'in katkılarıyla standımızdan güzel karelerle karşınızda olacağız. En önemlisi kralımızla birlikte zevk alacağınızı umduğumuz bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bunun için izninizi rica ediyorum. Evet. Merhabalar. Merhaba. Kemal Ulusal. Şimdi sen her geldiğinde böyle kral kral diyorsun. Bak başka arkadaşlar alınacak bu işe. Alınmazlar. Ben herkese uygun bir lakap taktım efendim. Taktım. Taktım efendim. Hakikaten siz krallığı, o tacı bırakmıyorsunuz. Ne zaman bırakırsanız ben o tacı alacağım. Bir başka perdeciye takacağım. Yok, Allah ömür versin, ölene kadar devam edeceğim. Evet. İnşallah. Alıp taktırmak nasip etmesin inşallah, diye inşallah, ilave etmek istiyorum. Sizi zinde gördük, sağlıklı gördük. Çok güzel bir stand. Tabii her şeyden önce şu. Tabii ki burada bir fuar, ilk fuar. İnsanların geldiği anda onların tepkilerini olumlu hale getirebilmek bütün çabamız. Dolayısıyla burada her zamankinden daha zinde, daha formda, gelen insanlara hitap edebilecek şekilde hazır bir vaziyette olmak zorundayız. Zaten genel profilimde de benim hep şey var, olumlu. Olumsuz hiçbir şey yok, hep pozitif. Dolayısıyla da biz o pozitif enerjiyi buraya gelen müşterilerimize de biraz aktarabilirsek, onların da iş yapma, bir şeyleri başarma olayında yardımcı olabilirsek bizim için büyük bir mutluluk. Peki, o zaman hiç lafı uzatmadan ilk sorumu sormak istiyorum. Tabii. Kemal Bey, fuara nasıl hazırlandınız? Hangi ürünlerle hazırlandınız? Önce ürünlere geçmeden önce, hazırlığa geçmeden önce bu ilki gerçekleşen Kasım ayındaki Hometex fuarı hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi bakın, ilk önce bu fuar bir ne olacak endişesi vardı. Evet. Hani 5. aydaki fuarın hemen akabinde 6. ayda böyle bir şey, 6 ay sonra böyle bir fuarın olması müspet veya menfi ne gibi bir olumlu katkıda bulunacak, o tabii bir düşünceydi. Fakat bizim 2 günden beri gelen giden müşterilerimizle gördüğümüz şu ana kadar çok olumlu bir hava var. Ha, bunun tabii tanınması, ileriye dönük gitmesi kişilerin bu olaya daha sıcak bakıp ileriye götürebilir. Fakat benim genelde hep bu işte durduğum bu tekstil işte sektörü için senede 2 fuarın ben çok fazla müspet olacağı kanaatinde değilim. Hani bunu belki daha orta bir tarihlere çekip bir 2. ay veya işte 2. ayın sonu 28 Şubat gibi o tarihlerde tek bir fuar yapılırsa hem sezona giriş açısından hem insanların yeni ürünleri bakıp görmesi açısından daha olumlu bir tarih olur diye düşünüyorum. Bundan sonra zaten ben tesisat yönetim kurulundayım. Bununla ilgili de bir takım görüşmelerimiz var. Belki birkaç sene bu fuarlar bu şekilde devam eder ama daha sonra tek bir fuar altında belli bir tarihi çekip o şekilde devam edilirse herhalde daha iyi olur gibime geliyor. Tarih çok önemli değil mi? Sezon çünkü perdecileri için çok önemli. 5. aydaki fuar hemen hemen sezonun yarısının bittiği bir tarihe geliyor. Çok geç kalınmış. Onun için de ondan sonra alınıp gidecek olan mallar araya yaz tatilinin ve son zamanda Ramazan'ın falan girmesi sektörde ister istemez belli bir durgunluğa neden olan tarihler. Bunu bir daha erkene çekersek herhalde daha randımanlı bir fuar yapmış oluruz gibime geliyor. Peki efendim. Hemen Vinaldi'ye dönelim. Evet. Vinaldi bu fuara hangi ürünlerle hazırlandı? Vallahi nasıl hazırlandı? Biz sadece fuarı bekleyen bir firma değiliz. Bizim bütün gayemiz sezon içinde her zaman her tarihte ne yenilik yapabiliriz, müşteriye ne sunabiliriz, hep bunun peşindeyiz. Bu fuardan evvel, geçen fuarda da sizle görüşmüş olduğumuz, komplike yaptığımız bir kartele setimiz vardı. Onun üzerine herhalde bir 100 başlık falan daha ekledik biz. Evet. Hem bu fuar hem de daha bu fuar tespit olunmadan evvel yenilik ne yapabiliriz düşüncesiyle. Onları da bu fuarda gelen giden müşterilerimizin beğenisine sunduk. Son derece olumlu tepkiler alıyoruz. Bunlar da bizi iş yapabilme keyfimizi ve zevkimizi artırıyor. Onun için hiç durmadan yola biz devam eden bir firmayız. Öyle de devam ediyoruz. Bizim bu işin haricinde şu an üzerinde durduğumuz ve bir an önce bitirmeye çalıştığımız, inşallah Allah kısmet ederse, bir 8200 metrekare bir showroom planımız vardı. İnşaat son safhaya geldi. Herhalde bir 2-3 aya kadar yeni yerimize geçeceğiz. Nerede orada efendim? Burada hemen Güneşli'de çok merkezi bir konumda. Orada da bizim esas gayemiz sırf yer değil, orada gelen giden müşterilere yapacağımız showroomlarla genel bir beğeni ve orada insanlara, yanlış anlamasınlar, bir perde dekorasyon mağazasının da ne şekilde olabileceğini orada yapacağımız dekorlarla insanlara onu anlatabilmek, bilmek, onu gösterebilmek en büyük aylarımızdan biri de o. Bir nevi aynanız olacak aynen bu öyle, sizin. Aynen öyle. Ben bu sektörde benim
Sene kısmet olursa inşallah 31. senemiz oluyor. Bize çok şey katan bu sektöre de inşallah. Bizler de kendimizce bir şeyler verebilmenin gayreti içindeyiz. Orada dediğim gibi gelen insanlara perde sunumu, dizkilmesi, oradaki showroom'daki ne tarz şeylerin olması gerektiği hususunda da biraz fikir verebileceğimiz inancındayım. Değerli perdeciler, ben boşuna kral demiyorum efendim bu adama. Değil mi? Bu adama ben boşuna kral demiyorum. Çok yakinen de şahit oluyorsunuz değerli iş ortakları Vinaldi'nin. Alışveriş yapanlar bilirler efendim. Kemal Ulusal her zaman karşımıza yeniliklerle çıktı ve yeniliklerle çıkmaya devam edecek. Peki yatak örtülerinde yenilikler şimdi ne durumda? Onunla ilgili de tabii biz buraya tamamen yeni bu fuar için hazırladığımız yaklaşık bir 35-40 adet yeni ürünle geldik. Bunların şimdi ilk müşteri tepkilerini ölçüyoruz. Ona göre üzerine bazı eklemelerle Allah kısmet ederse 5. aydaki fuardan evvel katalog çekimlerimize bitmiş vaziyette yeni koleksiyonumuzu 2014 yılından itibaren müşterilerimize sunmuş olacağız. Orada da tabii yani onu diyorum artık bir iş sırf tek başına perde değil. Bir bütün halinde bir ev tekstil olarak düşünüyoruz. Hem perde hem yatak örtüsü grubunda bir bütün olarak müşterilerimize hizmet etmek istiyoruz. Peki sezona hazırlandığımız şu günlerde Vinaldi tam olarak sezona hazır mı? Biliyorsunuz önümüzdeki günlerden itibaren bir Ocak ayı Haymtex fuarı var. Evet. Ondan sonra akabinde Şubat, Mart, akabinde sezon başlayacak. Evet, evet. Bu arada Vinaldi neler yapacak? Daha neler ilave edecek? Bizim bu arada tabii yurt dışı işlerimiz de devam ediyor. Hatta bu fuarla çakışan şu an Suudi Arabistan'da bir fuarımız vardı. Birkaç arkadaşımız şu an Suudi Arabistan'daki fuarda. Demin dediğim gibi bizim yeniliklerimiz hiç bitmeyecek. Önümüzdeki sezon hazırlığını biz zaten yaklaşık 4-5 ay evvelinden başlayarak şu an koleksiyonu hazır hale getirdik. Aradaki kış ayları da çok önemli değil. Çünkü inanılmaz derecede şu an Türkiye'de çok büyük çapta bir potansiyel mevcut. Müthiş derecede bir mal talebi yaşıyoruz. Ve ben bu talebin gelecek sene yapılan bu inşaatlarla beraber daha da artarak devam edeceği kanaatindeyim. Dolayısıyla yani sektörde sadece ve sadece benim üzerinde durduğum tek konu var. Yeter ki yeniliği, artı malı, artı çeşidi elinizde hazır bulundurduktan sonra işin olmaması, müşterinin sizden bir şeyler talep etmemesi diye bir şey olduğuna ben inanmıyorum. Onun için çalışacağız. Peki, Vinaldi bu hızla giderse ileriki yıllarda ya da ileriki zamanlarda üretime de yer verebilir mi? Vallahi biz baştan beri kendimizi üretim kanalında hiç düşünmedik. Biz mal ürettiren ve satan bir firma, bir pazarlama firması, bir eski şeyle söyleyeyim tam bir tüccar mantığıyla gidiyoruz. Dolayısıyla imalatı yapabilen çok güzel çalıştığımız partner arkadaşlarımız var. Biz yine onlarla bu işi devam ettirme düşüncesindeyiz. Çünkü çok değişik, çeşitli fabrikalardan çok değişik ürünleri bir araya getirebildiğimiz için sektörde de şu an ön plana çıkma nedenlerimizden biri de bu. Öbür türlü imalata kafamızın bir bölümünü verip de orada onunla uğraşmak düşüncesinde pek olan bir firma değiliz. Biz tamamen ürettirip değişik malları bir araya getirip müşterilerimizin beğenisine sunma gayesinde olan bir firma olarak inşallah gene devam edeceğiz. Peki efendim, Kemal Ulusal iş ortaklarına, değerli perdecilere, ev tekstilcilerine neler söylemek ister? Perde Satıcıları Haber Portalı aracılığıyla. Evet. Şimdi ben bütün perdeci arkadaşlara şunu söyleyeyim. Benim hayatımdaki en büyük felsefem hiç yorulmadan, bıkmadan çalışmak. Ben arkadaşlarımdan da onu istiyorum. Hiç yorulmadan ve bıkmadan, usanmadan çalışsınlar. Müşteri geldiği zaman onlara en iyi ne şekilde hitap edebilirim? Bunun formüllerini geliştirsinler. Ben bugün bir tobalan müşteriyle de bizzat ilgiliyim. 1000 tobalan müşteriyle de ilgiliyim. Müşterinin ufağı büyüğü yoktur. Herkes müşteri. Yeter ki siz ilgi alakanızı o müşteriden eksik etmediğiniz takdirde o müşteri sizin oluyor, firmanızın oluyor. Dolayısıyla onunla beraber kazanç oluyor. Ben bütün arkadaşlardan ricam gelen irili ufaklı bütün müşterilerle bizzat ilgilenip onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek hem dükkanlar oluştursunlar hem personel oluştursunlar ve bizzat da başındaki patronlar işle bir ölçüde bütün mesailerini versinler. Tek istediğim olay o. Efendim bu sözler benim değil, Sayın Ulusal'ın. Sizlerin huzurunda Sayın Ulusal'a teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Ben de size çok teşekkür ediyorum.
Ve diyorum ki bizi izlemeye devam edin. Evet, bizi izlemeye devam etsinler. Değerli perdeciler, değerli ev tekstilcileri, Davillo Perdesen'in katkıları ile Kemal Ulusal'ın sesini sizlere duyurdum. Bir başka standa doğru yol alıyoruz. Thank you.